şuradan başlamak istiyorum. İşte benim bir erkek arkadaşım var ve yıllardır yoktu. Evet, benim bir erkek arkadaşım var ve yıllardır yoktu. Yorum yapmayı kapattı, evet. Çünkü kalbimin kırılmasından çok korkuyordum falan filan. İçimdeki çocuk izin vermiyordu. Annesi erkekler için onu defalarca terk ettiği için küçük yedisi. Dolayısıyla o küçük kızı ikna etmem 35 yılımı aldı. Sevgilin olması benim içimdeki yelizimi terk edeceğim anlamına gelmiyor. Annemin yaptıklarını yapmayacağım diye ki yine minik ölçeklerde yaptım. İlişkinin içinde tekrar keşfettim kendimi, anneme benzeyen yanlarımı. Kendime davranış biçimim, annemin bana davranış biçiminin aynısı falan. Çok kökte bir karanlık vardı ve böyle ben günlük dilimizden nasıl konuşuyorsak bu canlı yayınlarda da açıkçası biraz öyle konuşmak istiyorum. Elif biraz daha kıssana canım. Erkek arkadaşımın tabiriyle bok suratlı. Benim suratımın aşırı asık olduğu ve böyle bad suratlı olduğum zamanlar bana öyle der. İdil de sonra kullanmaya başladım yine bok suratsın diye. Hep böyle şeyim, hiçbir problem yok, evim mükemmel, financial durumum, finans durumum mükemmel, erkek arkadaşım var, hiçbir problem yok. Ve böyle bunu araştırdım, acaba ben mutluluğa mı, sistemin mutluluğu mu kabul etmiyor, sürekli bir şeyi çözmek zorunda olmak, sürekli bir hata ya da bir de Başak Burcu'nun da verdiği bir şey var, problem düzeltme ve çözme evrelerinde olmanın verdiği bir şey mi, mutluluğu ve huzuru kabul mü edemiyorum, problem nedir? Problemim ne benim? Niye mutsuzum? Ondan sonra bir bunu böyle araştırıyordum. İçsel cezalandırıcı mı devreye giriyor? Mutlu olmak yasak ya, hani çocukluğumuzda mutlu olduğunuz zaman annenize babanıza bakmışsınızdır. Neyse. Minik minik evet bunlardan vardı. Bunları çözdüm ama çok kökte bir şey var. Çok kökte. Yani çok kökte bir mutsuzluk var böyle diye duran. İçimde bir benden başka bir varlık var. Bu arada bir varlık var aynı zamanda bana tutunmuş olan bir cin. Onu da böyle gözlemliyorum bir yandan. Bu böyle bu konulara fazla girmek istemiyorum. Hemen cin dedi, büyü dedi oluyor. Asıl yakalamanız gereken noktayı kaçırıyorsunuz ben buralara değindiğim zaman. Ve onu da gözlemliyorum. Sabrina'nın bir bölümü var. Onu bu canlının altına yaz İdil'cim. Bunu detaylıca anlatıyor. İblisler ve cinler size nereden tutunuyor diye. Benim hangi karanlığımdan bu varlık bana tutulmuş vaziyette? Benim hangi çözülmemiş travmam? O kadar çok şey ve o kadar büyük kök şeyler çözdüm ki. Böyle bir varlık bana hala nasıl tutunuyor olabilir? O kadar derin bir karanlığımın olmaması lazım aslında diye düşünüyorum. Neyse dedim. Onu da kutsuyorum. Bana benim karanlığımı göstermeye gelmiş. Çünkü çıkacak ortaya falan diyor İdil. İyice görünür oldu varlıkta zaten. Ben de mutsuzluğum da iyice görünür. Eli tutulur vaziyete geldi artık falan. Hep böyle şeyim. Erkek arkadaşıma sık sık şeyi soruyorum. Beni seviyor musun? Evet. Neden? İçgüdüsel diyor çocuk. Ne bileyim içgüdüsel deyip geçiyor. Böyle şeyim. Neden ama neden? Biraz anlatsana. Ne mesela? Ne demek? Neden? Sonra işte o tabii buna cevap vermiyor. Geçiştiriyor. Zor bir soru zaten aslında baktığınızda. İdil'e soruyorum. İdil böyle şey saçını başını yolacak artık. Ya böyle bir soruyu niye soruyorsun be kadın? Hani binlerce kendini görmüyor musun? Binlerce kişi seni sevmiş Instagram hesabında falan. Yeliz falan böyle falan yapar onun hareketleri var böyle. Tamam da neden? Hani falan. Neden abi niye? Beni niye sever bir insan tamam mı? Oradan kafam şeye gidiyor. Yine döndük varoluşçuluğa geldik. Varoluşun kökünde. Bir insan bir insanı neden sever? Sevgi ne demek? Ben niye sevileyim ki? Güzelim diye mi? Erkek arkadaşım açısından düşündüğümde. Seksiyim diye herhalde. Varlıklı olduğum için ama kendisi de varlıklı zaten hani o çok denklemi şey yapmıyor pek sayılmıyor o çok biraz opportunist bir yere de kaçıyor öyle bir şey değil o sevgisini hissediyorum ama çok da anlayamıyorum hissediyorum ama anlamıyorum anlamaya çalışıyorum neden ondan sonra işte
popülerim diye mi ama öyle bir şey olacak olsa bir sürü influencer kız var, onlardan biriyle çıkardı zaten, o da no falan, beni niye seviyor acaba falan diye düşünüyorum sürekli. Neyse, hepsini toparlayacağım şimdi. Asıl konuya girmemek için verdiğim direnç. Sabah yani çözülümüm için, çözülümümü onurlandıramadığım için İdil ağladı benim yerime. Hani biraz zor. Çok güzel olacak ama. Biliyorum. En otantik, en doğal haliyle böyle bu şekilde çıkmalı biliyorum. Ama onurlandırmak da istiyorum çözülümümü. Çünkü çok kıymetli, çok önemli. Varoluşumumun en kökteki problemini çözdüğüm şey diyebilirim. Ki ayahuasca bunu bana vermeye çalışmış, ki ayahuasca beni birkaç aydır çağırıyor zaten. Ama böyle şeyim, no, kaldıramayacağım ayahuasca. Çok yaptım o derin çözülüm, çok dönüştü kalbim. Biraz böyle takılmak istiyorum bu seviyede, tadını çıkarmak istiyorum. Yapamayacağım diye direndim. En sonunda geldi kendiliğinden, ayahuasca'sız geldi. Ben 21 gün üst üste her sabah 2 saat içimdeki çocuğa özel bir çalışma yaptım. Her sabah 2 saat. Bakın evde ustalar oluyor, elemanlarım oluyor, asistanlarım, temizlikçi abla. Alt katta kıyamet kopuyor. Pazartesi iş günü. Ben de mesela 9'da kalktıysam acil inip insanların içinde olmam lazım. Hayır. 2 saat demiştim, söz vermiştim. Her sabah 2 saat aralıksız onun için dua ettim. İçimdeki çocuğumla ilgili özel ritüeller yaptım. Mutlu ve huzurda ve emniyette hissetmesi için. Çünkü o kız bunu çok hak ediyor. Defalarca annesi tarafından terk edilip ihanete uğramış olan o kız. Ve duamın kabul edilmiş bir dua aslında. Kabul olmuş duanın çözülümü bu. Yani bu çözülüm benim dualarımın kabul olma hali. Bana bir rüya verildi 21 Mart'ta ve böyle şey, Mart ayı benim için hep çok büyük dönüşüm ayı olmuştur. Geçen yılda böyleydi, ondan önceki yılda hep Başak Dolunay'ına denk gelir ve oradan bir süreç başlar. Rüyamda, Sex and the City izlediniz mi bilmiyorum, Mr. Big diye bir karakter var. Carrie başroldeki kız, işte 5 sezon Mr. Big'in peşinden koşuyor, onunla evlenmeye, birlikte olmaya çalışıyor falan. Çok karizmatik, çok yakışıklı, herkesin peşinden koştuğu, güçlü, zengin bir adam Mr. Big. Rüyamda Mr. Big rüya verildi bana. Bu arada benim rüya analizi seminerlerim de var eğitimlerimin içinde. Rüyalarınızı sizden başka kimse analiz edemez. Sağa sola koşmayın. Max Ceren'den Tarot'la birlikte destek alabilirsiniz. Ben zaten bireysel vermiyorum da. Buradan biraz rüya analizini de öğreneceksiniz bunu anlattığım şeyden. Gerçekten eğitim içeriği gibi bir şey veriyorum şu an. Mr. Big benimle evlenmek istiyor. Ve bana aşık. Ben de ona. İçimde bir yerde biz zaten birbirimize aşığız. Ve tabii ki bu adam benimle evlenmek isteyecek. Bu benim için çok doğal bir şey. Bilincimin bir parçası böyle. Bilincimin diğer yanı ise şöyle. Mr. Big benimle evlenmek mi istiyor? Of! Bunu kaçırmamam lazım. Bunu kaçırmamalıyım. Böyle. Ve yüzük almaya gidiyoruz. Tiffany's'i. Ben orada böyle kalpli bir yüzük beğeniyorum. Her tarafı pırlanta dolu. Bir arkadaşımın öyle bir yüzüğü var. Çok hoşuma gidiyor. Kocaman kalp böyle. Çok güzel. Asıl özümdeki Yeliz, Mr. Big'e aşık olan ve Mr. Big'in de aşık olduğu Yeliz aslında o. Diyor ki bunu al, bu çok güzel. Ama diğer Yeliz diyor ki hayır, tek taş al. Neden? Çünkü evlilik yüzüğü olduğu belli olsun. Ondan sonra ve böyle şeyim, istemeye tek taş beğeniyorum. Dışarıdan görüldüğünde işte şurada evlilik yüzüğü olduğu belli olsun, tek taş olsun. İnsanlar görsün. Biraz anlamışsınızdır. Çok analizine girmeden. Neden? Çünkü işte Mr. Big gibi bir karakterin beni sahiplendiğini, karısı olmaya layık gördüğünü insanlar görsün. Çünkü kalpli yüzüğü alırsan onun evlilik yüzüğü olduğu belli olmaz. Tamam mı? Bilincim böyle.
Ben bunu yazarak çalıştım. Zaten çok bağırıyordu neden olduğu da. Yine de yazmanın ayrı ve entegre ve ayrı açtığı şeyler oluyor bilincinize. Sonra bu birinci sahne böyle bitiyor. İkinci sahne annem. Annemin bizim sülalemizde çok nefret ettiği bir kadın vardı. Ve o kadın aslında çok ucuz bir kadın olmasına rağmen, yani annemin perception'ından konuşuyorum, ucuz diye nitelendirdiği bir kadın. Ve annemden işte yarıştırırsak annemin bilincine göre annemin çok altında, annemle yarışamayacak kadar ucuz bir kadın ama bizim sülalemizde onun sözü geçiyor annemin geçmesi gerekirken. Çünkü annem çok daha karizmatik, çok daha zengin, çok daha bilge bir kadın. Ama herkes o kadının etrafında. Çünkü o kadının kocası sülalemizde alfa karakter diyebileceğimiz bir karakter. Bu sülale Kürt bir sülale bu arada. Annem Kürt, bunu artık diğer yayınlarımdan öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Ah bu Kurdish programming, Kürt programımız. Ne çektiysem bundan çektim diyeceğim de benim darmam bu. Oradaki kökteki jenerasyonlardır, klanlarca aktarılan o karanlığı dönüştürmek üzere hayat senaryomu yazıp geliyorum. Yeni paradigma, yeni altın çağı başlatmak böyle oluyor. Bunu da YouTube yayınlarımda açıkladığım yayınlar var. Bu yayının altına ekleyelim, linkleyelim o yayınları. Paradigma shift ne demek, ışık işçiliği ne demek, travma dönüştürmek ne demek, senaryomuzu biz niye kendimize nasıl yazdık falan, onları anlatıyorum zaten. Ya bir yandan çok böyle God bless them dedim, yani yedi göbek annem, anneannem, Kürt kadınları ve çektikleri çileler ve acılar, Tanrı onları kutsasın, yaralarını kutsasın. Çok ağır. Açılımda anlayacaksınız neden bahsettiğimi. Ve annem o kadınla konuşuyor ve o kadına hava atıyor telefonda. İşte benim üvey kız kardeşim var, annelerimiz bir, babamız farklı. Annemin ikinci evliliğinden olan kız kardeşim üzerinden kadına hava atıyor. Ve ben diyorum, anne yapmasana, beni görmüyor bile, şşş falan yapıyor. Ben yokum, arkadayım. Yağmur annemin önüne oturmuş. Yağmur da böyle, anne niye benim üstümden hava atıyorsun kadına diyor. İşte benim kızım koça kabul gördü, senin kızın nereye kabul gördü falan yapıyor işte üniversiteleri üzerinden. Ben yokum bile ama sen sus, sen şu an şşş falan yapıyor bana. Falanım böyle. Neyse. Bizim sülalemizde şöyle bir senaryosu var annemin. 17 yaşındayken nişanlanıyor ve sonra işte Kürdistan diye isim geldi. Kürt köyünde. Aman ayrı ayrı linçler yiyeceğim bu söylemiyorum. Kürt köyünde nişanlanıyorlar. At üstünde annem gezdiriliyor falan filan. Ih, ıh falanım ya şu an, patriyarşi gümbür gümbür. Kızımız işte böyle, Allah'ım cringe show yaşıyorum, içimde katman katman cringe show yaşıyorum şu an. Bir de yardımına ihtiyacım evet, var. Ama konu bu değil. Bunu benimle proses etmene ihtiyacım var, neyse. Neyse sonra Almanya'ya gidiyorlar, Almanya'da da düğün olacak falan. Almanya'da başka bir düğünde annem nişanlısı için süslenip püslenip gidiyor işte, seviyor adamı falan. Adam da gelip işte binlerce kişinin ortasında, Kürt düğünleri, patriyarşi, toplum, dişilik, aman Allah'ım katman katman, yani o kadar çok kitap yazılır ki bu anlattığım şey ve onun sosyolojik açılımlarına gerçekten. Adam herkesin içinde gelip anneme tokat atıyor, sen niye ruj sürdün diye. Annem böyle sevgilisini beklerken, onun için süslenmişken nişanlısını. Annem de diyor ki ben bu adamla evlenmeyeceğim. Sonra anneannem de hayır evleneceksin, nişanını atarsan sen orospu olursun, orospu denir sana. Evleneceksin, öyle bir şey yok. Annem işte diyor ki hayır evlenmeyeceğim, inatçı ve evlenmiyor. Ve nişan attığı için annem tabii ki, işte 80'lerdeyiz arkadaşlar, 86 yılı bu. Ve Almanya ve küçük Kürt köyü Elazığ'ın bir tane ve oradaki toplum yapısını baz alın anlattığım şeyleri anlayabilmek için. Ve sonra annemin adı sülalede tabii ki de ne oluyor? Berivan Araspı. Berivan artık ikinci el bir mal. Annemin adı Berivan. Ağlayasım geliyor. Ve böylece annemin pozisyonu elinden alınıyor. Aslında çok Kürt
toplum yapısına gitmeye gerek yok yani. Burada Bridgerton, bu kraliçenin siyahi, lordların, ladylerin Hintli olduğu ve resmen siyahi ve Hintli insanlarla dalga geçilen dizide ve diğer bütün kraliyet dizilerinde görebilirsiniz zaten yani. Hani işte Charles Diana ile evleniyor. Neden? Diana bakire. Anlatabiliyor muyum falan. Bunu da bağıra bağıra veriyorlar size zaten. Programlıyorlar toplumları hala. Bunun için gerçekten Kürt toplum yapısına gitmeye gerek yok. Başka bir kadına aşık olmasına rağmen Diana bakire olduğu için Diana ile evleniliyor. Neyse. Of, oralara girersem bu yayın 5 saat sürer, girmeyeceğim ama böyle kusmak istediğim bir şeyler var Illuminati'nin toplumlara, kadınlara yaptığı şeylerle ilgili. Anyways. Sonra annemin tabii ki de title'ı rütbesi elinden alınıyor. Ve annem ikinci el bir mal olarak hep böyle fotoğraflarda falan da hep böyle zaten. Diana'nın o bakışları var ya, Diana değil. Gerçi o ayrı bir şey oluyor buna girersem. Hep böyle benim elimden aldınız, ben değerliydim, ben kıymetliydim, ben bu sülalenin alfası olacak. Çünkü hepimizin bir içinde bulunduğu sosyolojik bir toplum var değil mi? Senin okulundaki pozisyonun, senin arkadaşlarınla yaşadığın, senin kendi toplumun, hepinizin küçük bir horozu olduğu çöplüğü var ve orada roller var değil mi? Annemin de sülalesi bu. Alfa olacaktım, kıymetliydim, değerliydim, at üstünde gezdirildim, herkesin ağzı açık kaldı. İşte en güzel kadınıymış sülalenin annem, sevdiklerime de bir flash yaptık oradan falan ve 17 yaşında bu rütbe onun elinden alınıyor ve bütün sülalede Berivan ikinci el bir kadın oluyor. Kimse onu artık almaz. Bütün o aşık olduğu başka bir adam oluyor sonra. Onunla evlenmiyor çünkü annem ikinci el. Bir kere nişanlanıp bozuldu ve yattı belki adamla falan filan. Oradan öyle bir leke geliyor arkadaşlar. Lekeli. Lekeyi yedi damgayı. Ve sonra anneme bir sürü işkence yapılıyor falan filan psikolojik olarak. İşte dayıları falan tecavüz etmeye kalktığı şeyler var diye. Değersiz. Annem değersiz. Sonra annem babamla evleniyor ama burası çok acı. Babam çok halk sınıfından ve aslında çok kıymetli bulunmayan bir karakter. Annem ve annemin sülalesi için. O yüzden hep şey var. Yani bunu anca bu adam alır zaten. O sayılmaz. Şimdi bu sayılmaza çok bastırarak değineceğim burada. O sayılmaz. Ve sonra da büyük ihtimalle ağlayacağım. Çok kökteki bir değersizlik açılacak. Ki bu ayahuasca'da bana birkaç kez verilmeye çalışıldı. Hem algımın çok ötesinde olduğu için, aynı zamanda çok acı olduğu için, algılamayı reddettiğim için, entegre edemediğim bir şeydi bu. Yani alsa böyle bir adam alırdı bu kızı. Çünkü ikinci el ve lekeli olduğu için. Türk olan, Türk toplum yapısından ve Kürt toplum yapısının bakış açısını çok da anlamayacak. Bizim değer yargılarımıza göre düşünmeyen ve Berivan'ın aslında belekeli olduğunu algılamayan ve zaten aynı zamanda aşırı derecede fakir ve yine kendi toplumunda bile pek adam yerine konulmayan bu sıradan insan anca evlenir Berivan'la diye bakıldığı için annem evliliğinde de hep zaten böyle hep boynu bükük, bakışları acı acı, o fotoğrafı YouTube yayınının kenarına koyarım bir tane. Hep. Şimdi buraya nereden geleceğim? Ben de öncelikle bu lekeyi annemin genetiğinden bir güzel satın alıp getirmişim. Ve ben de kendimi öyle görüyorum in a way, bir bakıma. Ve bir değersizlik katmanı oradan var. İkinci katmana geleceğim. Sonra üvey babamla evlendiğinde annem, üvey babam çok daha karizmatik, yakışıklı, 90'larda zengin bir iş adamıydı. Ve annem bütün Kürt sülalesine, kendi işte çöplüğüne gününü gösterdi bir bakıma üvey babamla evlenerek. Bak, hani Yeliz'in babasını saymamıştınız, bu adamla evlendim. Şimdi ne diyeceksiniz? Böyle. Ve işte Mr. Big'in alyansına geleceğim. Mr. Big gibi bir adam. Ve alyans olmak zorunda. Orada işte şeydim. Neden alyans şeklinde olsun Yeliz'cim Tektaş işte? Neden kalpliyi seçmiyorsun diye yüksek benliğim işte bana çözdürtmeye çalışıyor.
Çünkü görmeliler, öteki türlü kanıtlayamam. Neyi kanıtlayamazsın? Değerimi, tamam, yüzeysel bir cevap bu ve evet zaten öyle ama bunu açmak gerekiyor, unpack etmek gerekiyor, daha deşifre etmek gerekiyor. Nedir o değer? Orada ben tıkandığım için tamam, şimdi rüyanın ikinci kısmına geç demişti bana. İşte rüyanın ikinci kısmında da biliyorsunuz annem o kadına kardeşim üstünden hava atıyor. Benim üstümden değil. Kardeşim. Çünkü kardeşimin babası Mr. Big. Benim babam Commoner. Halk sınıfından diye isim geliyor. Commoner, halk sınıfından. Ve Yağmur kız kardeşimle benim aramda inanılmaz derece bir discrimination vardı, faşizm vardı yani. Yağmur'a verilen değer annem tarafından ve annemin sülalesi tarafından da anneannem dayıları bambaşka, özel. Ben gerçek bir Cinderella kül kedisi hani evin içinde. Sonra canım erkek arkadaşım, canım sevgilim Çağız. Ya gerçekten çok kıymetli ve görevli bir ruh olarak hayatıma geldiğini görebiliyorum. Onu buradan bir kez daha onurlandırmak istedim. Ya ilişkimde, gerçekten ilişkiler, bu Sofia Kotta da yazıyor. İlişkiler size kendiniz deneyimleyin ve görün diye verildi. Bu sadece ikili ilişkiler değil, tüm sosyal ilişkileriniz ve bunu çözümleyen güzel bir sistem var, aile dizilimi. Aile diziliminde çok fazla şey görüyor insanlar da çözüme bağlama kısmını pek başaramıyorlar. Ya benim eğitimlerimde tamamlayabilirsiniz dilerseniz. Aile dizimi yararlı bir şey. Tam olarak üvey babamla olan, annemin üvey babamla olan ilişkisini yaşıyormuşum Çağıl'la. Ve tam olarak Çağıl da değil yani, bütün ilişkilerim, erkekler, eski sevgililerim de var küçük küçük deneyimlediğim. Çocuk bana aşık, ben çocuğa aşığım. Almanya'daki bir sevgilimdi bu, Frans. Ne annemin gelip şöyle bir yorumu olmuştu. Çok zengindi Frans. Benim için Berlin'den Milano'ya araba sürerek gelmek istiyordu. Bana özel hediyeler gönderiyordu 7 yıl önce. Ben o zaman Milano'da yüksek lisans için Milano'ya gitmiştim ve annem şöyle bir yorum yapmıştı. Senin için mi? Senin için mi gelecek? Porsche'yla senin için mi gelecek? Nasıl yani? Nasıl sana böyle değer vermiş ki? Bunu dümdüz suratıma söyledi kadın ve ben şok geçirmiştim. Niye ki anne, ben güzel bir kızım, zeki bir kızım, otantik bir kızım, ne bileyim sen. Bunu birkaç kez daha yaptı annem. Yani senle mi evlenecek? Sana mı değer vermiş, sana mı kıymet vermiş diye böyle hani. Ben böyle şeyim, neden ki anne, niye yani, niye? Oraya geleceğim şimdi. Desteğine ihtiyacım var. Nasıl desteği? Selülitlerimin görüldüğünü gördüm. Dikkatimi dağıttım. İnanmıyorum sana. Neyse Meryem Hanım, çok mutlusun biliyorum. Bu otantikliğimi canlı yayınlarda blog evet, çekerek vermemi istiyordu. Al istediğin oldu, yüksek benliğim. İnsanların buna ihtiyacı var. Selülitsiz bacaklar, magazinde kim kime vermiş, kim kimin hangi lüks ve zengin sevgi. Bunlardan bıktı insanlar. Lütfen otantikliğini vermiyordu. Verdim. Oldu mu? Al bu. Al selülitlerimi verdim. Neyse. Toparlıyorum. Ağlamamak için biraz da konuyu dağıttırdı yüksek benliğim galiba. Çünkü ağlarsam canlıyı kapatacağım. Yok. O kadına hava atıyor annem kız kardeşim üstünden. Çünkü kız kardeşimin babası annemin kendi toplumuna kendi değerini evlendirttirerek bir erkek tarafından, böyle bir erkek tarafından sahiplenilerek, üvey babamı kastediyorum, Mr. Bigimsi bir erkek tarafından şuraya yüzük takılarak değerini kanıtladığı, damgaladığı ve statüsünü geri kazandığı kişi üvey babam. Şimdi burada neden bir kadın statüsünü kazanmak zorunda olsun, bir erkek vesaire vesaire, oralar var. Oralar apayrı çalışılacak. Zaten ilk gün sadece burasıydı açılım bende ve şoktum. İkinci gün başka bir katmanı geldi. Üçüncü gün, bu sabah, dün akşam ve bu sabah bambaşka bir katmanı açıldı. O katmanı da Yeliz'cim, senin baban sıradan bir insan olduğu için sayılmaz. Dolayısıyla kızım, sen de sayılmazsın. Çok
çok özümde bir değersizliğim vardı benim arkadaşlar. Katman katman değersizliğimiz var zaten bu gölge kimliklerle, içimizdeki çocuklarla vesaire, bunları entegre ediyoruz, dönüştürüyoruz da en derinde başka bir değersizliğim vardı ve aslında erkek arkadaşıma durmadan beni neden seviyorsun diye sormamın altında yatan sebep o. Ve İdil geçen gün bana bir konuşma yaptı. Yeliz, gerçekten artık seni şöyle tutup sallamak istiyorum. Sen nasıl kıymetli bir insan olduğunun farkında değilsin. Sen nasıl özel bir ruh olduğunun farkında değilsin. Neden görmüyorsun? Yeter artık diye. Ve şu an ağlıyor. Ben de ağlayacağım. Öf, tamam İdil falan diyorum. Bunu bana defalarca söyledi. Aynen kanka, tamam okey, seviyorsun beni, insanlar da seviyor, tamam abi tamam falanım ama girmiyor böyle demir bir zırh var ve girmiyor oradan. Bu sözler çarpıp insanlara da geri dönüyor, İdil'e de geri dönüyor. Erkek arkadaşımın bana vermeye çalıştığı değer ve resmen böyle şey, no, hayır falan, böyle görünmez bir zırh yani, böyle çocuk çabalıyor, hayır falanım böyle. Ve böyle içimde mutsuz, aşırı mutsuz, bok surat bir kız var böyle. Ben sayılmam, ben değersizim diye. Ve işte o buymuş. Ben sayılmam çünkü benim babam sayılmaz. Ve bunu bana yaratıcım söylüyor. Kimim yaratıcım? Kim yaratıyor bizi? Anneler! Kutsal anneleriniz. Hı, cennet ayaklarının altındadır, aynen kanka. Bunu bana yıllarca yapmış ve o aydınlanma çok 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 büyük bir şok geçirdi. Yani o şok anlatamayacağım derinlikte bir şoktu. Çok ağladım. Sen sayılmazsın. Sana bir erkek de değer veremez. Sana kimse değer veremez. Sana ben de değer vermem lazım. Çünkü senin baban sayılmaz. Senin babanla ben sütümü geri kazanmadım kendi toplumumda, kendi matrix sistemimin içinde. Yağmur'un babasıyla kazandım. O yüzden o özel. O zaman o yüzden o sayılır. Ben lekeliydim. Sen bir boka yaramıyorsun. Sen bir işe yaramıyorsun. Uf, kalbime nasıl bir sancı girdiğini şu an anlatamam. Sen sadece benim kölem olacaksın. Seni doğurduğuma dua et. Baktığıma da dua et. Sen sayılmazsın kızım. Sen değersizsin. Ne? Defalarca rahim alanından, zaten sözle söylemesine gerek yok. Rahim alanından çocuk bunu, annenin kalbindeki niyet çocuğa direkt geçiyor. Dalga dalga defalarca, yani ben sayılmam ki. Benim varlığımın bir anlamı yok çünkü vesaire vesaire işte. Oralara daha yazılarak deşifre olacak, entegre olacak, şifalanacak, içimdeki çocukla günlerce konuşmalar yapılacak. Çok büyük bir açılımdı arkadaşlar. Bu üstümden çıktı gitti ve mesela hani bir varlık vardı bana tutunan diyordum ya, ve bütün ilişkilerimi sabote ediyor. İdil'le olan, İdil'e bok gibi davranıyorum. Erkek arkadaşım da 100 kere sabote etmeye çalıştı, ayırmaya çalıştı, bilmem ne. O cin annemden zaten geliyor. Şimdi cin çıkarmaya çalışmaya hiç gerek yok egzorsizme. Bunu Sabrina bir bölümünde inanılmaz iyi, aptal anlatır gibi anlatmış. Sabrina belgesel niteliğinde bir dizi zaten. Netflix'teki Sabrina'dan bahsediyorum. Neden tutunabiliyor ki bana? Titreşim kanunu. Basic. Çekim yasası 101 yani. Eş titreşimler birbirini bulur. Böyle bir varlık bana neden tutunabiliyor ki? Neden ilişkimi sabote etmeye çalışıyor ki? Ben bir erkeğe mi kendimi layık görmüyorum? Ben sevgiye mi kendimi layık görmüyorum? İlişkiden mi korkuyorum? Mutluluktan mı korkuyorum? Sevgilim olursa annem, yani yaratıcım eşittir Tanrı, bilinçaltı böyle çalışır, beni reddedecek mi var? Bu vardı zaten. Asla senin sevgilin olamaz. Erkeğin de olamaz. Benim olmadı, senin de olamaz değiliz. Hayır. Yıllarca yani. Neyse. Ama bundan daha derin başka bir şey olduğunun da farkındayım. Neyse, bunun duasını etmiştim. Çözülümü geldi. Çünkü benim babam sayılmaz. Topluma göre, anneme göre. Zavallı babam ya. Canım babacığım, çok seviyorum babamı. Harika bir insan babam. Ben babamın... Aynen. Neyse, oraya girmeyeceğim. Ağlatır bunu söylemek beni şu an.
böyle büyük bir çözülümdü. Ve o birincisi annemden satın almış olduğum o lekeyi bir attım üstümden. Ve böyle dün sabah İstanbul'da hava, affedersiniz ama ben böyle konuşmayı seviyorum, bok gibiydi. Çok kötüydü. Gri, karanlık, sonra açtı ama gri, karanlık ve yağmurlu. Ve ben böyle şeyim, hava çok güzel değil mi falan. Yeniden doğdum yani. O lekeyi bir attım, bana ait değildi zaten. Sonraki katmanlarında da bu vardı işte, derinlerde. O en derindeki değersizliğimin kökü. Annemin beni değersiz görmesi. Toplumunda dolayısıyla. Ben öyle zannediyorum. Benim matrixime, perception'ıma, algıma göre böyle çalışıyor sistem. Neyse arkadaşlar, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yani 650 kişiyi gördü canlı. 650 kişi burada beni dinledi. Ben milyonlarca takipçisi olan, 5 milyon takipçili Holistic Psychologist'in canlı yayınlarının 600 kişi olduğuna şahit olmuşumdur. 100 binlik bir hesap yani burası. Ya Holistic Psychologist'in, şimdi şey yapmayayım, 5-6 bin canlı, 5-6 bin katılımcılı canlı yayınları da var da 600 kişi, teşekkür ederim. Ve daha sonra bunu YouTube'dan ve buradan izleyecek olan kişilere de ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Bu dönüşümün, bu yaranın böyle bir şahitliğe ihtiyacı vardı. Şahitlik çok ezoterik bir mertebedir. Şahitlik mertebesi diye bir şey var. Atomların enerjisel boyuttan madde boyutuna kendini manifestlemesi bile üçüncü bir atomun şahitliğinde oluyor. Şahitlik çok önemli. Bunu biraz kalbinizin derinliklerinde yazarak araştırmanızı istiyorum. Bunu anlamanız, Matrix'teki çok büyük Matrix, yani hem gezegenin kanunlarını, yasaları, evrenin yasalarını anlamanızda, hem kendi sisteminizi, buna bir ders verilir, şahitlik ne demek diye. Şu anda veriyorum zaten. Yazarak çalışın, şahitlik ne, yazın ne demek istiyor diye. Bu da ayrıca çıksın aradan. Karmik sevap points toplayayım. Böyle bedava wow, vererek. Neyse, şahitliğiniz benim yaramın görülmesi ve bu büyük çözümümün entegre olması için çok kıymetliydi. Şahitliğinizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Başka atmaya çalışan bir şey var mı? Mary Magdalene aşkım. O bunları öğretiyor bana hep. Size de öğretmek istiyor. O yüzden akademimin adı Magdalene, The Magdalene Academy. The Magdalene. Magdalene Academy. Mutlaka kaydolun. Mutlaka. Neler akacak oradan size? Ben bile bilmiyorum. Ama çok büyük bir doğumun eşiğinde olduğumu biliyorum. Doğumlara vesile olmak üzereyim. Bilinç doğumlarına. Ben doğuracağım. Siz alacaksınız, sonra siz doğuracaksınız. Kendi bilinçlerinizin doğumuna vesile olmak için buradayız. Aracı olmak ne kadar kutsal bir rol. Kendime teşekkür ediyorum. Böyle bir senaryoda enkarne olmayı seçtiğim için ve başarabildiğim için dönüştürmeyi. Gerçekten görüyorum en sonunda değerimi. Gördün mutlu oldun mu? Teşekkür ederim. Hidilim, canım hidilim ya. İyi hafta sonları.